Herkese selamlar. Bir de böyle düşün. Yeni bölümde sizlerle birlikteyiz. A milli futbol takımımız Ermenistan'ı yendi ama Hırvatistan'a 2-0 kaybetti. Türkiye Ermenistan karşısında daha kötü bir futbol oynayıp kazanmıştı. Hırvatistan karşısında bence doğru bir oyun planı vardı Türkiye'nin. Golü yiyene kadarı gözünüzün önüne getirin. Türkiye rakibine çok yakın ve temaslı bir oyun oynuyordu hiçbir alan vermiyordu. Aldığı topları da Kerem ve Cengiz'e atıyordu ki pozisyonları da var Türkiye'nin. Kerem'in tam istediği gibi bir pozisyon. Livakovic çok büyük kaleci. Bu arada bir parantez açalım. Yani Livakovic'i hani Fenerbahçe mesela ya da Galatasaray Muslera hani yaşlanıyor. Neden almaz, değil mi? Çok müthiş bir kaleci. Bilmiyorum tabii hani belki teklif etmişlerdir de o, o paralara vermiyorlardır ama onun dışında e, harika bir kaleci olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dönelim tekrar karşılaşmaya. Türkiye'nin oyun planı işliyordu. Orta sahada da Hakan Çalhanoğlu, Salih ve Orkun üçü dönerek oynuyorlardı. Yani Hakan tam böyle hem 6 numara, hem 8 numara, hem 10 numara gibi oynuyordu. Yani sadece 10 numara gibi değil, 6 numarayı da geliyordu. Enes önde mücadele ediyordu ve hakikaten Türkiye kompakt bir şekilde oynuyordu. Fakat Golden önceki pozisyonda hatırlayın. Ferdi'nin kafayla e, rakibe indirdiği bir top. E, sağ beklerinin vurduğu top. Sonrasında yine Ferdi'nin arkasına atılan top ve golü buldular. Maçtan sonra da zaten Dalic'in açıklaması var. Türkiye'nin solu bizim sağımızdan çözdük oyunu diye. Maalesef Ferdi'nin iki golde de hatası var ama e, orada da Emrah Kayaloğlu'nun sorduğu gibi. Yani Ferdi sol bek değil ki. Yani Eren var mesela. Yani herkesi yerinde oynatmak lazım. Ferdi'yi sağ bek oynatabilirsin. Ya da Ferdi'yi Orta sahada. Mesela Hakan Çalhanoğlu sakatlandı. Orada Ferdi'yi al orta sahaya. E, Sol beke Eren'i e al. Mesela. Değil mi? Böyle bir şey yapılabilirdi. İkinci golde de İsmail Yüksek çok büyük bir futbolcu olacak. Hep söylüyorum. Hala gideceği çok yol var. Alanya Spor maçında da son 10 dakikada iki top kaybı yapmıştı. Burada söylemiştik bunu. Değil mi Erdem? Ee, yine o top kontrolü. Yani bak. Çok ufak detaylar bunlar İsmail. Bunlara çalış. O ilk top kontrolünde senin sıkıntı var. Altun'un da dediği gibi yani altyapıdan itibaren bunlara çalışsa İsmail şimdi bambaşka bir yerde olurdu. Hala olacak. Ben İsmail Hüseyin Türkiye'nin en potansiyel orta saha oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Ama golü attı Hırvatistan ve arkadaşlar işte o zaman dünya üçüncüsünün şey, resitali başladı. Yani Hırvatlar o iki tane yarı final bir tane de final oynamış dünya kupasında takımın kim olduğunu gördük. Topu o kadar güzel çevirdiler. O kadar doğru oynadılar ki Türkiye'yi oyunun içine sokmadılar. Nefes aldırmadılar Türkiye'ye. Hırvatistan'a kaybedersin. Bu çok doğal. Ama kazansaydı Türkiye, 6 yapsaydı puanını, Hırvatlar 1'de kalsaydı ilk iki çıkıyor biliyorsunuz bu gruptan. Çok büyük avantaj yakalayacaktı. Dönelim. Berabere kalsaydı, beraberlik neydi? 4'e 2 olacaktı. Beraberlik hakkın olurdu deplasmanda. Neyse yapacak bir şey yok. Bir diğer tartışma Kuntz'la devam edilmeli mi edilmemeli mi? Valla ben konusun kendisine de sormuştum e, röportaj yaptığımızda Alik Radyo'da. Siz bu futbol, Türk futbolunu dönüştürecek misiniz? Bunun için mi geldiniz yoksa e, nedir konumunuz? Diye. O da demişti ki ben Türkiye'nin yapısal sorunlarıyla ilgili olarak gelmedim. Ben teknik direktör olarak geldim. Bunu Hamit Altıntop yapacak demişti. Ben de o günden beri aynı yerdeyim. Kunsu eğer sadece teknik direktörlük yapacaksa gitsin. Çünkü teknik direktörlük yapacak Türkiye'de e, pro lisans olan her teknik direktör, Türk teknik direktör, teknik direktörlük yapabilir milli takımda. O kadar euro vermemize gerek yok. Bu benim net fikrim. Şimdi Daliç dedi ya, Türk Türkiye'nin nüfusu 80 milyon, bizimki 3,5. Bursa'nın nüfusu bile 3 milyon. Hani hemen diyorlar ya, Amerika'nın Çin'in nüfusuna bak ondan niye futbolcu çıkmıyor, nüfusla alakası yok. Kardeşim, kafayı bir çalıştırın ya. Amerika ile Çin'de futbol birinci spor mu? Hani madem öyle bir örnek veriyorsunuz, ben size örneğiniz üzerinden çürüteyim. Amerika ya da Çin ne kadar olimpiyata sporcu yollamış, ne kadar olimpiyat altın madalyası almış bir bakın. Onlar diğer sporlara yönelmişler. Sizin sorunuz şu. 2 milyon Türk var Almanya'da. Hadi sayalım. Mesut Özil, İlkay, Emre, hatta Hamit Altıntop, işte Kerem var şimdiki gençlerden. E Orkun'u, Salih'i, Ferdi'si bunlar da Hollanda'dan. Ya bunu bizim Almanya'ya gidenler hepsi mi çok yetenekliydi bu kadar çok futbol çıkıyor. Süper Lig'in %50'si Almanya'dan gelmiş çocuklar. Çünkü orada sistem var. Yani Dalic bunu demek istemişti. Aynen de doğru. Dün şimdi şey diyor ya Kunt. Türkiye'de işte şu yok bu yok falan. Babacım bana anlatma ya. Bana anlatma. Biz biliyoruz onu zaten. Sen bunu değiştirmek için bir şey yapıyor musun? Sen bana sen gelmişsin bana şey diyordu ya hani Cem Yılmaz. Bana benim dedemi övme ya. Yok dedemin eşekleri varmış da katırları varmış da. Sen bana para ver para. Sen Türkiye'de sistemi değiştiriyor musun? Değiştirmiyor musun Yalla. Senlik bir durum yok. Biz kendimiz hallederiz ya. Bugün Türkiye milli takımını çalıştıracak. Bak söyleyeyim. Hani isim söyleyeyim hani diyorlar ya isim isim. Al işte ben söylüyorum ya. Sergen Yalçın boşta getir ya. Sergen hoca tam tam ona göre fazla da çalışmayacak. <laughs> Maçtan maça çözer işi geniş havuzda. Hiç düşünmeye bile gerek yok. Aykut Kocaman sistem adamı getir, o yapar. Yani daha önce yapmamışlardan dolayı söylüyorum yoksa hepsi yapar. Bu konu böyle arkadaşlar. Bizim sistemsel sorunlarımız var. Çözüyor muyuz, çözmüyor muyuz? O yine devam ya. Çözmüyoruz işte. Biz biz böyleyiz. Biz daha çimlerinin standardını bulamamış bir ülkeyiz ya. Neyi konuşuyoruz? O yüzden hiç o konulara girmeyelim. Evet hafta sonu Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Beşiktaş'ta işler daha yolunda biliyorsunuz. O stres yok. İşte Raşit Gezal geri döndü. Onun varlığı çok önemli. Abu Bakar gittikçe güçleniyor ve hakikaten bu ligin. Ben bir geçen bir istatistik okudum galiba Beşiktaş'ı istatistikleriydi hesabın adı. Sergen Yalçın dönemine göre daha bile iyiymiş istatistikleri şu anda Abu Bakar'ın. Çok büyük bir tehdit. E, Gezal var. Cenk Tosun var. Arkada e, Getson Fernandez var. E, Amir Hacı Ahmetoviç var. E, Salih var. Ve onunla birlikte e, değişerek oynayan Maxim var. Onur var Sabek'te. Erbayistan maçında oynamıştı. İşte solda Masuaku. Stoper'de de eğer Tayyip Talha oynayamazsa Sayis oynayacak. E, Kole ile birlikte. Kale'de de Mert. Bak Beşiktaş'ı saydık. Beşiktaş'ın ne oynayacağı, ne yapacağı çok belli. Fenerbahçe'ye dönelim. Fenerbahçe'de de işte kalede ayda çıkacak Fenerbahçe. Sağ bekte Osay Samuel'in, sol bekte Ferdi'nin, e, stoperlerde de Samet'le e, Samet e oynayacağını düşünüyorum. Orta sahada da bence e, Ara oynar. Ara ile birlikte ya İsmail oynar. E, ön tarafta da bir tarafta Emre Mor'u görürüz, bir tarafta Rossi'yi görürüz. Önde de Valencia ile birlikte Serdar'ı görürüz. Bence oynar. Onu da söyleyeyim e, Valencia. En önemli şey şu olacak: Beşiktaş'ın Onur ve Raşit Gezal sağ tarafı, Fenerbahçe'de de orada kim oynayacak? Ferdi oynayacak solda ve onun önünde de bence Rossi oynayacak. Bu taraf çok da önemli olacak. Orta sahaya gelelim: Amir Getson, Salih. Bu orta sahaya karşı işte Fenerbahçe'de orada iki kişiyle olursa Fenerbahçe yani Arao ve Arao ve Zayt. İşte orada Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir. Mert Hakan'ı oynatabilir mi? Mesela Zenit maçında da oynadı Mert Hakan. Sağ önde Mert Hakan'ı oynatıp onunla orta sahayı üçleyebilir mi? Bu bence orta saha çok önemli ve Beşiktaş'ın o Gezal Onur ka kanadının karşısında Fenerbahçe ne yapacak? Diğer tarafta Beşiktaş'ta Cengiz Solon gibi oynatıyor. Masuaku var. Orada da Fenerbahçe'de o Samuel'in önünde kim oynayacak? Bunlar belirleyici olacak. Kaleci anlamında Mert çok iyi Yani şey maçında yapabileceği çok fazla bir şey yoktu milli maçta diye düşünüyorum. İlk Ermenistan maçını kurtarmıştı. Altay'ın performansı yine belirleyici olacak. Ve Beşiktaş'ta Kole'yle eğer Tayyip Talha oynarsa, Beşiktaş geri düşerse risk aldığında savunması hatırlayalım. En son Beşiktaş'ın oynadığı o İstanbul Spor maçıydı galiba. Savunmanın verdiği eksikler vardı. Fenerbahçe geri de düşse aynı futbolu oynayacaktır. Seyircisiyle birlikte oynayacak. Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk yarışı devam eder. Fenerbahçe kaybederse bence artık şampiyonluk yarışı e, biter. Onu da bu kadar da hani açık konuşayım. Beşiktaş kazanırsa Galatasaray'da da Anadolu Demirspor'a kaybederse Beşiktaş bir de Galatasaray'ı yenip hakikaten her şey olabilir. Ondan sonrasını hep birlikte görürüz. Ama e, gollü bir maç bekliyorum ben. Onu da söyleyeyim. Öyle kısır bir karşılaşma olmaz. E, Şenol Hoca uzun zaman sonra tekrar Kadıköy'e Beşiktaş'ın hocası olarak dönecek. Bu da e, enteresan bir buluşma. Cesus e, kalacak mı, gidecek mi konuları çok konuşuluyor yine. Cesus'un e, hani Brezilya Milli Takımı kim istemez ki? E, şeyi var. E, cümlesi var. Elbette yani. Ama ben oraya sanki böyle Ancelotti falan gidecek gibi düşünmeye başladım artık. Cesus'u e, alırlar mı bilmiyorum. Benim gördüğüm Jesus kalacak gibi sinyaller alıyorum ben. Peki sence Jesus kalmalı mı? Kalsın. Tabii ki kalsın yani. Çok önemli bir hoca Fenerbahçe bu sezon. Galatasaray'ın müthiş performansının ardında yakaladığı performans, ilk 8'den dönmesi UEFA Avrupa Ligi'nde bunlar önemli şeyler. Ama doğru kadro kurulsun, sadece onun istediği değil doğru oyuncular alınsın, Cesus kalsın. Ben Cesus çok büyük bir hoca, Fenerbahçe'yi getirdiği yer kötü bir yer değil. Ama Cesus gidecekse de şimdiden yerine gelecek hoca ayar, ayarlanması lazım. Mesela Montella deniyor hemen gelsin. Ben Montella'nın Fenerbahçe'de çok önemli işler yapabileceğini düşünüyorum. Ama cesus kalsın mı? Kesinlikle kalsın. Ama bunları çözmek lazım. O da benim işim değil takdir edersiniz ki. <laughs> Adana Demirspor'la karşılaşacak Galatasaray. Abdülkerim'in durumunu ben anlayamadım. Siz anlayabildiniz mi bilmiyorum. Hani e, diyor ki 15 gün hastanede yatması gerekiyordu. Sayın Yener İnce dedi ki baş ağrıları vardı düzeldi. İnşallah bir şey yoktur. Yani baş ağrısı falan deyince ben çünkü korkuyorum kendi adıma. Ama ben Galatasaray'ın Adana Demirspor'u yeneceğini, Kayserispor'u yeneceğini e, düşünüyorum. Galatasaray eğer sorun yaşarsa bence Alanya Spor deplasmanında yaşayacak. Ama burada sadece e, Galatasaray yok biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin sürekli kazanması lazım. Denklemin o tarafına bakmak lazım. Beş, Fenerbahçe Beşiktaş maçı şeyi belirler. Galatasaray Adana Demirspor'u yener. Or, orada hiçbir benim şeyim yok. Ama sonrasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı yener mi? Ona emin değilim. Ben Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bu rahatlık ve tam kadro olması İtibariyle ligdeki durumlar böyle. Trabzonspor yeni başkanını seçti. Orhan Ak'la devam edecekler sezon sonuna kadar. Ee, o da ekibini kuvvetlendirdi. İyi bir şey. Zaman kazandırır. Ee, Trabzonspor da sene sonunda teknik direktörünü belirleyecek. Bu kısmı önemli. Ben Orhan Ak seçiminin doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ee, en azından sene sonuna kadar vakit kazandıracaktır. Ee, kim olacaksa hoca birçok isim atılacaktır ortaya. Onunla ilgili kendine zaman kazandı yönetim. Hayırlı olsun onların da işi. Dönelim Kasıppaşa yine Kemal Özdeş Hoca ile çalışacak. Neredeydin Horasan yiğidi diye sormak lazım. Yani Kemal Hoca'yı niye yolluyorsunuz? Ee, ama Kemal Hoca başarılı bir hoca. İyi bir kadro. Bence yine Kasıp e, Kasıppaşa ligde e, kalacaktır. Eyüp Spor'da he, beklediğimiz oldu. İbrahim Üzülmez'le yollar ayrıldı ama Hikmet Hoca gelmedi. Ben Hikmet Hoca'yı getirirdim ben olsam ama Zafer Hoca'yı getirdiler. Bu da iyi bir şey. Yarım kalan hikayeyi devam etmek. Sakarya ile çok önemli bir maça çıkacaklar. Vallahi Sakarya'yı da kaybederse Eyüp geçmiş olsun. Arkadan gümbür gümbür Pendik geliyor mesela. Rize zaten geliyor. Orası bayağı bir karıştı. Samsun Spor çoğu gitti azı kaldı. Samsun Spor gümbür gümbür geliyor. Neyse ki ben çok istiyorum Samsun Spor'un gelmesini. Playoff'taki son bileti kim alacak? Orası e, karışık gibi gözüküyor. Küme düşme attığında da sanki Denizli ile Gençler Birliği'nin işi gittikçe zorlaştı. E, Conte gönülandı. E, çok beklenen bir şeydi. Biliyorsunuz e, Nagelsmann gidince e, sanki şeyi söyledi bizim Emrah Şeber. E, acaba Conte gidince e, oraya Tuhel gitmesin diye mi hemen Tuhel'i e, getirdiler? Bu arada Tuhel'i de e, kendi takımında Mainz'dayken stoper olarak aldıran sakatlanınca teknik direktörlüğe getiren Tuchel'di. Pardon Nagelsmann'ı pardon. Şimdi Nagelsmann'ın yerine Bayern Münih ye geldi. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ni alır. Nagelsmann da Tottenham'a gider. Orada başarılı olur. Hikaye böyle sonlanır gibi gözüküyor. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.